Sevgili Nickelodeon, sünger bobun şortunun gerçekten kare olmamasını geçiyorum. Gerinin kabuğunun logaritmik bir spiral olmamasını da kabul edebilirim. Ancak sünger bobun ananas evinin matematiksel açıdan imkansız olduğunu asla kabul edemiyorum. Bir ananastaki spiralleri bulmanın üç kolay yolu vardır. Sağa doğru yönelenler, sola doğru olanlar. Ve neredeyse dimdik yukarıya doğru gidenler. Bu neredeyse kelimesi önemli. Sağa doğru ve sola doğru ilerleyen spiralleri sayarsanız Ardışık Fibonacci sayıları olduklarını görürsünüz. 3 ve 5, 5 ve 8, 8 ve 13 ya da 13 ve 21 gibi. Sünger Bob'un su altında bir ananasla yaşadığını iddia ediyorsunuz. Ama gerçekten öyle mi? Gerçek bir ananasın Fibonacci spiralleri olması gerekir. Gelin sizinkine bir bakalım. Sünger Bob'un evinin görsellerini kullanarak ananasın arkasını görmemiz ve spirallerini saymamız mümkün olmadığı için bu ananasın matematiksel açıdan bir ananas olup olmadığını anlamakta zor olabilir. Ama buradaki yukarıya doğru giden 3. spiralde büyük bir ipucu var. Bu ananasta 8 tane sağa, 13 tane de sola doğru ilerleyen spiral var. Bu iki rakamı toplarsanız dimdik yukarıya ilerleyen kaç spiral olduğunu bulabilirsiniz. Evet bu durumda 21. Gördüğünüz gibi bir ananastaki spiral sayılarını veren sayılar hemen hemen her zaman ardışık fibonacci sayılarıdır. Mutant ananaslar bazen Lucas sayılarını da verebilir. Ama bu sayılar her zaman herhangi bir serideki ardışık 3 sayı olacaktır. Yani hiçbir zaman iki yönde de aynı spiral sayısını elde etmeyiz. Ananasların insanlarınki gibi iki taraflı simetrileri yoktur. Dolayısıyla üçüncü spiral hiçbir zaman yukarı doğru dümdüz ilerleyen bir çizgi olamaz. Öte yandan sünger babunun su altı ananasına baktığımızda üzerinde yukarıya doğru dümdüz ilerleyen ananas çizgileri olduğunu görüyoruz. Yani bu ananas iki taraflı simetriye sahip. Evet, bu kesinlikle bir ananas olamaz çünkü ananaslar bu şekilde büyümezler. Nickelodeon şimdi aynada kendinize iyice bakın ve neden izleyicilerinize dünyayı yanlış bir şekilde gösterdiğinizi düşünün. Böyle bir matematiksel hata son derece sorumsuz bir davranıştır. Sevgiler, Bayhart.